İçer misin canım? Nedense canım istemiyor. Belki biraz vodka? Yok. Her gün tüketmedim. Hava da sıkıntılı zaten. Dadım. Seninle tanışalı ne kadar oldu? Ne kadar mı? Bizim buraya ilk ne zaman gelmiştin sen? Vera Petrovna, Sonyacığın annesi sağdı daha. Onu sağdığında iki kış geldi bize. Demek ki 11 yıl olmuş. Belki de daha fazla. O zamandan bu zamana çok değişti mi? Çok. O zamanlar gençtin, yakışıklıydın. Yaşlandın şimdi. Şimdi de yakışıklı olmasına yakışıklısın da. O zamanlar başkaydı ne de olsa. Sonracığıma şimdi vodka da içiyorsun. Öyle. 10 yıl içinde başka bir yolu çıktım. Nedenini biliyor musun? Gayet basit. Gayet basit. Çok çalıştım dedi, çok. Sabah akşam durup dinlenmeden bütün gün ayaktaydım. Geceleri de şimdi hastaya çağırırlar korkusuyla. Gözüne uyku girebiliyorsa, hadi buyur girsin. Seninle tanıştığımızdan bu yana tek bir özgür günüm daha yok. Yaşlanmaz mı insan ya? Yaşlanmaz mı? Yaşlanır elbet. Gerçi bunamasına daha bunamadık. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Aklım yerinde fakat gelmiyor ki duygularım köreldi sanki. Canım hiçbir şey çekmiyor. Hiçbir şeyde gereksinim duymuyorum. Ha, kimseyi de sevmiyorum. Yanlış anladım lütfen. Bir sevdiğim sensin. Belki de bir şeyler yemek istersin ha? Yok. Sağ olasın. Büyük Pervez'in 3. haftası. Marisco'dan çağırdılar. Tüfür sallıyorlarmış. Halk kulübeler serilip kalmış. Pislik mi ararsın, koku mu ararsın, duman mı ararsın? Halk kulübelerde danalarla birlikte koyun koyun yatıyorlar. Her neyse. Gün boyunca ağzıma bir lokma koymadan oradan oraya koşup durdum. Eve gideriz, dinleniriz dedik ama orada da dinlenmek yok bize. Demir yolundan bir makasçı getirdiler. Adamcağıza tren çarpmış. Bir de adamcağıza müdahale ederken adamcağız oracık yerde can vermesin. İşte o an hiç sırası değilken duygularım alt üst oldu. Vicdanım sızdı. Oturdum. Gözlerimi kapadım. Ve düşünmeye koyuldum. Bizden 100-200 yıl sonra yaşayacak olanlar, yani şu anda kendileri de yol açmakta olduklarımız, bizi hayır bilen anacaklar mı anlayacaklar? Hayır. Anmayacaklar. İnsanlar anmazsa belki de Tanrı anlar. Doğru. Doğru söyledin. İyi uyudun mu? Çok. Profesör sevgilisiyle buraya taşınalı beri yaşam iyice çığırından çıktı. Zamanında yemiyorum. Zamanında uyumuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bize şarap içmek çıktı. Bütün bunlar sağlığa aykırı şeyler. Önceleri Sonya'yla nasıl da çalışır dururduk. Şimdi Sonya çalışıyor, bense yiyip içip yatıyorum. Yok yok, iyi bir şey değil bu. Düzene bak. Profesör saat 12'de kalkıyor, semaver sabahtan beri kaynıyor. Onlar yokken öğle yemeğini herkes gibi saat 1'de yerdik. Artık akşamın 7'sinde yiyoruz. Profesör geceleri okuyup yazıyor ya, bir de bakmışsın zil çalıyor. Ne var canının için? Çay. Haydi milleti uyandır, semaveri hazırla. Düzene bak. Peki, daha uzun süre kalacak mı? 100 yıl. Profesör buraya yerleşmeye karar verdi. Alın işte. Semaver 2 saattir masada bekliyor, onlar gezintiye çıktılar. Gelirler, gelirler. Telaşlanma. Çok güzel, çok güzel.
olağanüstü görüntüler. Hep beraber efendim. Yarın planlar yapıyoruz baba. Gelmek ister misin? Çaya buyurmaz mısınız? Yok dostlarım. Daha bugün yapılacak çok şeylerim var. Çayımı odama gönderiniz lütfen. Ama planları çok seveceksiniz eminim. Sıcaktan boğuluyor insan. Yüce bilginizse sırtında baltosu, ayağında kalışlar, şemsiyesi, eldivenle... Kendini koruyor oldun. Ya öteki, ne kadar da güzel. Ömrümde daha güzel bir kadın görmedim. O gözler, harbiden kadın. Bir şeyler anlatın abi götürmüş. Ne anlatmamı istiyorsun? Yeni bir şey yok mu? Yeni hiçbir şey yok. Her şey eskiden nasıldı söyle. Annem olacak o yaşlı kadında hala kadın özgürlüğü deyip deyip duruyor. Bir gözü mezara dönük, ötekiyle o bilgiç kitaplarında yeni yaşamın şafağını arıyor. Peki ya profesör? Profesör eskiden olduğu gibi sabahtan gece yaralarına kadar çalışma odasına kapanıp yazıyor. Zavallı kağıtlar. Emekli bir profesör, anlarsın ya. Kadide çıkmış bir palat bileği. Bildiğin bir balon. Bu balon balı İlk karısının yurdunda oturuyor şimdi. Çünkü kentte yaşamaya kesesi elverişli değil. Durmadan bahtsızlıklardan yakınıyor. Gerçekte olağanüstü bağlı bir adam. Sıradan bir kilise kayyumunun oğlu, bir papaz okulu öğrencisi, akademik kariyer, Efendimiz Efendimiz diye hitap ediliyor kendisine. Ama bütün bunlar bir şey değil. Sen asıl şu işe bak. Adam tam 25 yıl sanattan zırnık anlamadan sanat üstüne yazıp çizmiş. 25 yıl. Gerçekçilik, doğalcılık, bunlar gibi bir sürü saçmalık üstüne başkalarının düşüncelerini geveleyip durmuş. 25 yıl. Akıllıların zaten çoktandır bildiği, aptalları ise ilgilendirmeyen konularda atıp tutmuş. Ama gel gör ki, 25 yıl, adam emekli oldu. Kendisini tanıyan bir tek kişi bile yok. Demek 25 yıl başkasının yerini işgal etmiş. Ama gördün, yarı tanrı gibi yürüyüşü var herifçin oğlum. Hadi. Belli ki kıskanıyorsun onu. Kıskanıyorum ya. Ya kadınlar üstündeki başarısı. Hiçbir Don Juan böylesine eksiksiz bir başarı kazanmamıştır. İlk karısı benim rahmetli kız kardeşim. O dünyalar güzeli kadın, profesör bozuntusuna öğrencilerinden çok daha fazla hayran olan kadın, ona deliler gibi aşıktı. Annem, kaynanası, hala tapar ona. Ve kutsal korkuluyor bana. İkinci karısı akıllı dilber bir kadın. Yaşlandığı bir sırada evlendi onunla. Gençliğini, güzelliğini, parıltısını sundu ona. Niçin? Sorarım sana. Neden? Peki, profesöre sadık mı? Ne yazık ki evet. Neden ne yazık ki? Bu sadakat baştan sona sahte mi ondan? Yani, bu sadakatte pek fazla gösteriş var. Ama mantığınız yok. Tahammül edemediğin yaşlı bir kocayı aldatmak ahlaksızlık sayılıyor da, kendi içinde yaşam enerjini, hayallerini, gençliğini onunla boğmak ahlaksızlık sayılmıyor. Banyer, bu şekilde konuşmam hoşuma gitmiyor. Tabii öyledir. Karısını ya da kocasını ihanet eden güvenilmez bir insandır. O vatana da ihanet edebilir. Siktir lan. Bugün de hava pek güzel. Tabii insanın kendine asacağı bir hava. Dadıcım, köyler niye gelmiş? Hep aynı şey. Yine o boş araziler mevzusu. Aa, yeter ama. Yine araziler için gelmişlerse görürler onlar. Astro. Efendim? Seni çağırıyorlarmış. Nereden? Fabrikadan. Ne yapalım? Gideceğiz artık. Tatsız oldu bu. Fabrikada öyle yemeğine gelirsiniz artık. Yok. Nasıl yetişeyim bilmem ki. Hem zaten geç de olur. Hanımefendi, selamlar. Günün birinde eğer ki yolunuz bizim oralara düşecek olursa tek memnun kalırım. Küçük bir yurtluğum var. İlginizi çeker mi orasını bilemem. Ama büyük bir filanlığa sahibim ki işi benzerini bu yüzlerce kilometrelik alanda rastlayamazsınız. Evet, orman sevdiğinizden söz ettiler bana. Takatasız görevinize engel olmuyor mu? Ne de olsa doktorsunuz.
Hanımefendi, doktorum ama asıl işinizin ne olduğunu Jules Tanrı bilir. İlginç bir iş mi bari ormanda uğraşmak? İlginç bir iştir. Çok ilginçtir. Çok. Genç bir adamsınız. Olsa olsa 36-37 yaşında olun. Hiç zannetmiyorum ormanda uğraşmanın ilginç bir iş olacağını. Bence çok da güzel bir şey bu. Yo, son derece ilginç gelir. Mihail'e bir çare yeni fidanlar diker. Hatta bunun için onu bronz madalyayla kutlama bile gönderdiler. Eski romanlar yok edilmesi diye çaba gösteriyor. Ama onu bir dinlerseniz mutlaka katılırsınız görüşlerine. Ormanların doğayı güzelleştirdiğini, insanın güzelliği kavramaya ettiğini söylüyor. Ormanlar sakinliğine yumuşatır. Öyle yerlerde insanlar daha sevece, daha duyarlıdır. Konuşmaları zariftir. Öyle yerlerde bilim ve sanat gelişip çiçek açar. Felsefeleri de hiç kararçı değildir. Kadınlara davranışları da ayrı bir soygut taşır. Bravo, bravo. Yani bu söylediklerim çok güzel şeyler ama inandırıcı değil. Ve sen dostum izin ver de sobalarımızda odun yakıp evlerimizi keresteyle inşa etmeye devam edelim ha. Sobanda tezek yakabilirsin, değil mi? Ambarında taş ile inşa edebilirsin. Tamam, gereksinim nedeniyle ağaçların kesilmesini anlayacağım. Fakat bütün bir ormanın toptan terk edilmesini ne diyeceksiniz? Rusya'nın ormanları balta vurmuşları altında çatırlıyor. Ormanlar katlediliyor. Hayvanlar barınaklarından ediliyor. Irmakların suları çekildi, kurudular. Olağanüstü güzellikteki doğa görünümleri geri gelmez çekip gidiyor. Bunun temel sebebi de tembel insanoğlunun yere eğilip de yakacağını almaya aklının yetmiyor oluşu. Yani öyle değil mi hanımefendi? Yani ne bileyim, bu güzelliği sobada yakmak, bunu yapmak için barbar bir varlık olsa gerek insanoğlu. Oysa yaratıcı güçle mantık ile donatılmıştır insan. Fakat bu vakte kadar yaratıcı bir yerde yok etmeyi tercih. Söylemiş olduklarım sana hiç değil gelmiyor. Dudak döküyorsun. Hoş. Anlamını da beklemem zaten. Bir ağacı dikip onun nasıl yaşardığını gördüğümde, onun rüzgarda nasıl sallandığını gördüğümde benim için gururlandım. Ve hanımefendi ben bunlardan büyük bir keyif duyuyorum. Fabrikadan çağırıyorlar. Gitmem lazım, kusuruma bakmayın. İyi günler. Bize ne zaman geleceksiniz bir daha? Bilemiyorum. Dışarıdan bir görebilseniz, yaşamaya üşeniyorsunuz sanki. Ha, nasıl bir üşengeçlik bu? Hem üşeniyorum, hem de canım sıkılıyor. Herkes sövüp duruyor kocam. Acıyarak bakıyorlar bana. Zavallı kadın, yaşlı bir kocası var. Bana gösterilen bu yakınlığın nedenini nasıl da anlıyorum? Az önce ne diyordu Astro? Ormanları düşüncesizce mahvediyor. Ve çok geçmeden yeryüzünde hiçbir şey kalmayacak. Tıpkı bunun gibi insanları düşüncesizce mahvediyorsunuz. Ve çok geçmeden yeryüzünde ne sadakat, ne iffet, ne de özveri yeteneği kalacak. Sizin olmayan bir kadına neden ilgisiz kalamıyorsunuz? Çünkü haklı bu doktor. Hepinizin içinde bir yakma, yok etme şeytanı var. Ne ormanlara, ne kuşlara, ne kadınlara, ne de birbirinize acıyorsunuz. Bu felsefeyi sevmiyorum. Yorgun. Biraz da sinirli bir yüzü vardı doktorun. Sonya'nın ondan hoşlandığı apaçık. Aşık ona. Ve anlıyorum duygularını. Ama öyle dalgınım ki. Bir kez bile konuşamadım onunla. Yakınlık gösteremedim. Kötü biri olduğumu düşünmüştür hep. Ve öyle inanıyorum ki böyle can sıkıcı insanlar olduğumuz için doktor. Bana böyle bakmayın, hoşlanmıyorum bundan.
Eğer sizi seviyorsam nasıl başka türlü bakabilirim? Benim için yaşam, mutluluk, gençlik demelisiniz. Yani biliyorum duygularımın karşılık görme şansım hiç yok. Ama zaten gözlerinize bakmama, sesinizi işitmeme izin vermenizden başka bir şey istediğim de yok. Yavaş, duyabilirler sesinizi. Aşkından söz etmeme izin verin. Beni yanınızdan kovmayın. Benim için en büyük mutluluk olacak. Artık işkenceye dönüştü. Of, of. Ah. Sol bacağım benim değil sanki. Dayanılmaz bir acı. Yok yok. Damla hastalığı değil bu. Kesin başka bir şey. Ben ki koca profesör. Nefes alırken dahi zorlanıyorum. Yoruldun. İki gecedir uyumuyorsun. Yaşlanmaktan nefret ediyorum. Lanet olsun böyle şey. Yaşlandıkça kendi kendimden tiksinir olurum. Sizler de bana bakarken tiksiniyorsunuzdur herhalde. Ama en çok da benden tiksinen sensin. Of! Ama anlıyorum tabii, aptal değilim ya. Gençsin, sağlıklısın, güzelsin. Yaşamak istiyorsun, yaşamak. Bense cesetten farksızım. Bugüne kadar yaşamış olmamın aptalca bir şey olduğunu kabul ediyorum elbette. Ama az daha bekleyin. Çok geçmeden kurtulursunuz benden. Öldürüp tüketiyorsun beni. Sus Tanrı aşkına. Ömrüm boyunca bilim için çalış. Çalışma odana, kürsüne, saygıdeğer arkadaşlarına alış. Ondan sonra birdenbire bu kabirde bul kendini. Saçma sapan suratlar gör karşında. Onlardan aptalca sohbetler. Ben yaşamak istiyorum, yaşamak. Çevremde gürültünün, patırtının, şanın, şöhretin olmasını seviyorum. Of! Buradaysa sürgünde gibiyim, sürgünde. Her gün geçmişin özlemini çekmek, başkalarının başalarını izlemek, ölümden korkmak. Dayanamıyorum, benim gücüm yetmiyor. Bekle biraz, sabret. 5 hafta sonra ben de yaşlanmış olacağım. Güzel, keskin bir bıçak gibi. Sonya, Yelena, hadi siz gelin bir adım. Ben kalırım bu akşam onun yanında. Hayır, hayır. Beni şununla yalnız bırakmayın. Çenesiyle öldürür beni. Ama onların da dinlenmesi gerek. 2 gecedir uyumuyorlar. Gidip yatsınlar. Ama sen de git yalvarırım. Bir zamanlar ki dostluğumuz adına dediğimi yap bari. Bir zamanlar ki dostluğumuz. Bir zaman. Canımın için. Beni onunla yalnız bırak. Gülünç kaçmaya başladılar. O zaman dalacak mı az bizden ha? Ne diyorsun dadı? Tabii tabii. İşiniz ne? Cancağızımıza bakarız. Hadi gel. Odana götüreceğiz. Ağrısı olunca böyle dedi. Yine canım ok. Doktoru da istemedi. Geçimsizlik var bu evde. Anneniz profesör dışında herkesten nefret ediyor. Profesör bana güvenmiyor, sizden korkuyor. Sonya babasına kızgın, bana kızgın. İşte 2 haftadır konuşmuyor benimle. Sizler kocamdan nefret ediyorsunuz. Bırakalım şimdi bunları. Kültürlü bir adamsınız. Dünyayı haydutların, yangınların değil. Nefret
düşman bulmak ve dini anlamalısınız. Sizin işiniz herkesi barıştırmak olmalı. Beni önce kendimle barıştırın. Bir tane. Gidin buradan. Size olan duygularım bir çukura düşen gün ışığı gibi yok olup gidiyor. Kendim de eriyip gidiyorum. Bana olan hislerinizden bahsettiğiniz zaman beynim duruyor sanki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilerim ama size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sizin yaşamınızın yok olup gittiği düşüncesiyle nasıl acı çektiğimi bilseniz... Ne bekliyorsunuz? Anlayın artık. Anlayın. İvan Petrovic, sarhoşsunuz siz. Olabilir. Gidin yatın. Eşsiz kadın. İğrenç bir şey dönüştü bu artık. Gidiyorum ben. Gitti. Önce rahmetli kız kardeşimin evinde rastladım ona. O sıralarda o 17'sindeydi. Bense 37 yaşındaydım. Ona neden o zaman aşık olmadım? Evlenme teklifinde bulunmadım. Pekala da olurdum. Karım olacaktı şimdi. Aaa, nasıl kandırıldım. Tapıyordum bu profesöre. Yıllarca bir öküz gibi çalıştım onun için. Sonya'yla beraber sıkıp suyunu çıkarttım yurdu. Ona bilinikler göndermek için kendi lokmamızı bile yemedik doyasıya. Onunla ve onun bilim adamlığıyla övünüyüm. Onun yazdığı her şeye saygı duyuyordum. Onun bilim adamlığından emindim. Ama adam emekli oldu. Kendisini tanıyan bir tek kişi bile yok. Tümüyle bilinmeyen biri. Bir hiç. Vayoski! Yürü bunu ya. Hanımların sesini duyar gibi oldum lan. Yerine yok mu? Az önce buradaydı. Saat kaçtı? Sadece yüce şeytan bilir. Ne oldu ya? Sen bir üzgünsün. Yoksa... Profesörü mü üzülüyorsun? Beni yalnız bırak. Yoksa profesörün karısına mı aşıksın ha? Onunla arkadaşız. Arkadaşsınız artık. Ne demek oluyor bu artık? Bak. Ben sana bir izah edeyim. Bir kadın, bir erkeğin ancak şu sıra içerisinde arkadaşı olur. Önce tanışırlar, tanıdık olurlar. Sonra severler, sevişirler, sevgili olurlar. En sonunda da artık arkadaşı. Felsefenin en bayrağı bu. Artık arkadaşlar. Fahmiye dayı, ne içiyorsun? Sana ne oldu böyle? Yaşla başla yakışıyor mu hiç? Yaşla başla ilgisi yok mu? Gerçekten sevilmeyince insan... Seraplar daha olurmuş. Bütün işleri terime kaldı. O kadar yoruldum ki artık.
Saçma. Rahmetli annen gibi baktım şimdi. Benim güzel kız kardeşim. Nerede şimdi? Nerede? Eğer bilseydin... Bilseydin... Neyi? Dayı neyi bilseydin? Neyse, boşver. Kötü şeyler bunlar. Kötü şeyler. Ben gideyim abi. Size iğrenç gelmiyorsa eğer, bakın kendiniz istediğiniz kadar için. Ama yalvarırım dayıma içirmeyin. Onun o kadar zararlı ki bu. Peki. Bir daha içmeyiz. Hem zaten ben de gidiyorum. Gitmeyin. Yağmur yağıyor. Yağmur densin. Sabah olunca gidersiniz. Öyle mi dersiniz? Peki. Hazır. Kimsecikler yokken size dostluğumu söyleyebilirim. Sizin bu evde var ya, bir ay bile yaşayamazdım bilgiyi. Bu ortam boğardı beni. Neden? Tam neyliyle tutulmuş bir babanız, içki sıkıntılı bir manya beyiniz, büyük anneniz, bir de üvey anneniz. Dayınız gibi ben de hoşnut değilim bu yaşamdan. Yaşamdan hoşnut değilsiniz demek. Aslına bakarsanız seviyorum yaşamı. Fakat bizim bu Rus taşralı hayatı var ya işte. Ondan bütün benliğimi defnediyorum. Burada benim kadar çalışan hiç kimse yok. Siz biliyorsunuz. Kimi zaman dayanılmaz acılar çekiyor. Kimseden bir beklentim de yok artık. Hiç kimseyi de sevmiyorum. Aslına bakarsanız bayağı ağır. Hiç kimseyi sevmiyorum. Hiç kimseyi. Hiç kimseyi. Ha. Uzun süredir olan muhabbetimizden dolayı tadınıza birazcık samimiyet duyururum o kadar. Köylüler, yeriler, pislik için yüzüyor. Aydınlar, onlarla da geçiyor. Çok yoruyorlar insan. Ha, bütün bu sevimli tanıdıklarımız da işte onlar da çok sığmış. Duygular çok yüzeysel. Ruhlarından ötelerini gördükleri yok. Tek değilleri aptal etsin. Nefret usan. Yan yaklaşır. Taş altından bakar. Ve yafta yapıştırırlar. Psikopat. Ya da bir laf edesi bu. Tuhaf buldukları kimselere de tuhaf. Tuhaf bir adamdı, tuhaf ve söyledi, dururdu. Orman seviyorsan, tuhaflıktır bu onun için. Et yemiyorsan, bu da tuhaflıktır. Doğaya, insana, hür, özgür, bağımsız bir yaklaşım kalmış. Kalmış. Thank you.
Yeter artık. İçmeyin. Niye? Kendiniz dersiniz ya. İnsan bir şey yaratacak yerde hep yıkıp yok ediyor kendini. Öyleyse neden? Niye yıkıp yok ediyorsunuz kendinizi? Bu kadar çok fazla. Tamam. Bir daha içmeyiz. Söz verin. Söz. Bir hasta var gibi. Bırakalım şimdi bunları. Diyelim bir kız arkadaşım ya da bir kız kardeşim olsa ve siz onun sizi sevdiğinizle boşandığını öğrensiniz. Ne yapardınız? Bilmem. Sanırım hiçbir şey yapmaz. Güzellik hala etkiler. Fakat onu sevemeyeceğimi izah eden bir tanesi. Kafamın ne kadar meşgul olduğunu açıklardım ona da. Her neyse. Ben gideyim artık. İki gözüm. Kusura bakma. İyi günler. Babanla içten pazarlıkla evlendiğimi düşünerek kızıyorsun bana, değil mi? Yemine inanıyorsan eğer, yemin ederim ki severek evlendim onunla. Tanınmış bir bilgin olarak etkiledi beni üniversitede. Hadi öyle olur benim. Şimdi bana gerçek bir dost gibi söyle. Mutlu musun? Hayır. Biliyorum. Bir şeyler çalmak istiyorum. Çal o zaman. Hemen. Baban uyumuyor ama. Hastayken müzikten rahatsız oluyor. Git de sor. Bir şey demez ki çalarım. Hadi git tamam. Çoktan onu çalmamışsın. Deliler gibi çalmak istiyorum. Profesör efendi, bugün bu salonda öğleden sonra 1'de toplu halde bulunmamız konusunda emir buyurdular. 1'e çeyrek var. Herhalde dünyaya bildirmek istedikleri çok önemli bir bildirileri olmalı.
bir iş konusu olmalı. Ne iş olacak? Bütün yaptığı zırvalamak, saçma sapan şeyler yazmak ve başkalarını kıskanmak. Dayı. Peki peki. Şuna bak, nasıl da güzel. Yeter ama. Tamam. Barışmamızın şerefine şimdi size bilemek büyü getireceğim. Son var mı? Sonbahar mıdır demek? Güz geldi mi? Kışı nasıl geçireceğiz burada? Hem doktor nerede? Vanya dayının odasında. Bir şeyler yazıyor. Aslında onunla Vanya dayına gitme sevindim. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Oturalım mı? Ne hakkında? Ne hakkında olabilir? 6 yıldır tutkunum. Belki annem sevinir de daha çok seviyorum. Her an sesini işitiyor, ellerimde ellerin sıcaklığını hissediyorum. Sanki her an geri verecekmiş gibi gözüm hep kapıda. Şu sıra her gün burada. Ama beni görmüyor bile. Bir bilsin, nasıl acı veriyor bana. Onu sevdiğimi herkes biliyor ama o benim farkında bile değil. Tuhaf bir insan. Biliyor musun ne geldi aklıma? İzin ver konuşayım onunla. İhtiyatla konuşur, ima ederim. Öyle ya, daha ne kadar sürecek bu bilinmezlik? Ha? İzin ver konuşayım onunla. İyi. Sevip sevmediğini öğrenmek güç değil. Sen hiç utanma, tedirgin ol. Sevmiyorsa seni, gelmesin. Çünkü göz görmeyince gönül kaplanır derler. Ertelemeyelim bu işi, hemen soralım. Bana bir takım kuraklar göstermek istediğini söyledi. Git de sor gelsin. Çünkü belirsizlik kadar kötü bir şey yok şu evde. Tamam. Dediğin gibi yapacağım. Yok. Ya da böylesi daha iyi. Ne de olsa olmadıdır. Ne oldu? Hiç. Başkasının sırrını bilip de söyleyememek ne kötü. Sonya'ya aşık değil. Bu belli bir şey ama neden evlenmesinler? Çok güzel bir kız değil ama o yaştaki köy doktoruna çok uygun bir eş olurdu. Akıllı, altın gibi yüreği var. Tertemiz. Yok yok, bu değil sorun. Sanki bilmiyorum neden her gün buraya geldiğini. Şimdiden kendimi kötü hissetmeye başladım bile. Sonya'nın dizlerine kapanmak, özür dilemek, ağlamak istiyorum. Hanımefendi, iyi günler. Beni buyurun etmişsiniz. Resimlerimi görmek istemişsiniz. Evet, dün işlerinizi göstermeye vaat etmiştiniz. İşiniz yok ya. Olur mu hanımefendi, buyurun. Masaya doğru geçin. Nerede doğmuştunuz siz? Petersburg'da. Ne kadar güzel. Peki, nerede öğrenimi görmüştünüz? Konservatuvarda. O zaman o anlatacaklarım pek ilginizi çekmeyecektir herhalde. Evet, Taşra'yı köyü bilmem ama çok okudum. O zaman hanımefendi, ben size bir izah edeyim. Şu anda görmüş olduğunuz bu harita ilçemizin bugünkü durumunu göstermekte. Gördüğünüz üzere eski küçük köycüklerden, çiftliklerden ve değirmenlerden bir eser yok. Yok edilen ormanların bulunduğu yerlere ne yapılsa, evet, demir yolları yapılmış olsa, işlikler, fabrikalar yapılmış olsa, hastaneler yapılsa, bak, halk daha sağlıklı. Daha zeki olsa ve zengin olsa bunları kabul edebilirdik elbette ama burada öyle bir şey yok. Burada gördüğünüz üzere bataklıklar, tifo, yangınlar, önünde durulamaz bir varoluş mücadelesinin sonucunda çıkan bir yozlaşmanın tablosu. Gerilikten, bilgisizlikten ileri gelen bir yozlaşma. Yani
Kısacası her şey yok edilmiş. Fakat yerine de hiçbir şey yapılmamış. Anlatmış olduklarım sizi pek sevindirmedi mi? Doğrusunu söylemek gerekirse zihnim başka bir şeyle meşgul. Özür dilerim ama sizi ufak bir sorgudan geçirmem gerekiyor. Ama utanıyorum. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Sorgu? Evet, sorgu fakat pek masum. Konu genç bir insan değil. İki dürüst dost gibi konuşup konuştuklarımızı unutacağız, tamam mı? Tamam. Oturalım. Konu üvey kızım Sonya'yla ilgili. Ondan hoşlanıyor musunuz? Evet, kendisine saygım ve sevgim vardır. Kadın olarak hoşunuza gidiyor mu? Hayır. Fark ettiğiniz bir şey olmadı mı hiç? Yok, olmadı. Son birkaç bir şey daha, sonra bitireceğiz. Onu sevmiyorsunuz. Gözlerinizden anlıyorum bunu. Fakat acı çekiyor o. Bunu anlayın ve buraya gelmeyin artık. Hanımefendi, benim vaktim çoktan geçti. Hem nasıl vakit bulayım böyle şeyleri? Yani bunu birkaç ay önce söyleseydiniz anlayabilirdik. Ama... Ne demek oluyor bu? Hanımefendi, buraya niçin geldiğimi pekala siz de çok iyi biliyorsunuz. Niçin? Kimin için geldiğimi? Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz hanımefendi. Aklınızı temizlenin. Çaba gösterin, tüm etkinizi kullanın. Bugün ben teziyorum, kocamla daha fazla kalamam burada. Her şeyi gördüm. Oturun dostlarım, oturun. Ne dedin? Sonra saygı. Bitiriyorsun dedi. Almıyorsun. Buraya bir daha gelmeyecek. Sonya, kızım lütfen. Belki de bana ihtiyacınız yoktur, ben gidebilirim. Hayır, hayır. Herkesten daha çok sana ihtiyaç var şimdi, otur lütfen. Yani... Bana nasıl ihtiyaç duyacağınızı anlamadım ama sadece gelelim. Dostlarım, hepimiz biliyoruz ki bizler ölümlüyüz. Ben de yaşlandım. Hastayım da zaten. Bunlardan dolayı ailemin de yararı bakımından mal mülk işlerime bir çeki düzen vermenin tam da sırası olduğunu düşünüyorum. Kendim için bir şey düşündüğümden değil fakat genç bir karım ve yetişkin bir kızım var. Bizler köy hayatı için uygun insanlar değiliz. Ben ve benim gibiler de köy için yaratılmamışız zaten. Yurtluktan gelecek parada kentte kentte yetmeyeceğinden dolayı öyle bir fikir bulmalıyız ki her yıl belirli bir miktar parayı güvence altına al. İşte ben tam öyle bir fikir buldum. Şimdi de o fikri sizinle açıklamaktan şeref duyacağım. Dostlarım, yurtluğumuzu satmayı öneriyorum. Elde ettiğimiz parayı hisse senedine yatırır, %5 faiz alırız. Bu parayla da Finlandiya'dan bir yazlık daire alabiliriz. Dur. Ne söyledin? Ben yanlış duydum herhalde. Finlandiya'dan diyorum, bir yazlık alırız. Demek Finlandiya'dan yazlık alacaksın. Finlandiya'yı demiyorum ben. Başka bir şey daha söyledim. Yurtluğu satmayı öneriyorum. Buydu. Tam da buydu. Peki, şu gördüğün yaşlıkta dışım. Ve Sonya'yla beraber nereye kaybolmamızı emrediyorsun? Bunlar daha sonra konuşulacak, tartılacak şeyler. Şimdi bunları konuşmanın gereği yok. Dur sen herhalde bu yurtluğun Sonya'ya ait olduğunu unutuyorsun. Yok. Unutmuyorum elbette. Bu yurtluk Sonya'nın ve onun rızası olmadan da böyle bir işe kalkışacak değilim. Benimkisi sadece bir öneri. Öneri? Öneri? Ya ben aklımı kaçırdım. Ya da... Niye telaşlanıyorsun anlamıyorum. Sana tasarımın ideal olduğunu söylemiyorum elbette. Herkes tarafından reddedilecek olursa da ısrar edecek değilim. Bak, yurtluk eğer borçlardan temizlendiyse ve bugünkü haline geldiyse bu benim kişisel çabalarımın sonucudur. Tamam mı? Duydun mu?
Şimdi yaşlandım diye beni çıkarıp buradan atamazsın. Nereye varmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Yıllarca senin için çalışıp dinledim. Sana en vicdan sahibi bir kahya gibi para gönderdim. Gençlik yıllarından bugüne kadar senin için çalıştım ama bir kere bile teşekkür etmek aklının ucundan geçmedi. Bunları ben nereden bilebilirdim? Hadi onu geçin. Ulan bu zamana kadar yılda sadece 500 ruble aldım. Tamam teşekkür etmedi. Yılda 500 ruble. Benim hakkım bu muydu? Bu parayı bir ruble bile arttırmak aklının ucundan geçmedi. Böyle şeyleri benim anlayacağım yok. Elbette istediğin kadar arttırabilirdin bu parayı. Tabii canım. Neden çalmadın ki ben de herkes gibi? Ne güzel. Şimdi yoksul düşmezdi. Tam 25 yıl işte dadımla köstebek gibi 4 duvar arasında yaşadım. Bütün duygularımız, bütün düşüncelerimiz seninle ilgili. Hepsinin senin konuşmalarını konuşup adını saygıyla anardık. Bizim için daha yüce bir dünyanın varlığıydın sen. Makalelerini ezbere biliyordun. Ama gözlerim açıldı. Gözlerim açıldı, her şeyi görüyorum. Sanat üstüne yazıyorsun ama sanatta bir bok anladı yok. Anladı bize! Adam! Yatırsın ucunu, çıkıp gidecek mi? İmam Petrovic, susmanızı istiyorum, işitiyor musunuz? Susmayacağım! Dayanır bir demin! Yardım yap! Hayatım o halinde! Yaşamadım ben, yaşamadım! Gençlik yıllarım yok! Senin bulup gittiler! Sen benim en amansız düşmanımsın! Kendimize öyle sondan konuşma, öyle aklıma senin! Sen kimsin? Sen bir hiçsin, hiç! Kurtuğa ihtiyacım varsa senin olsun, ihtiyacım yok benim buna! Daha fazla bu cehennemde kalama! Anlatsın adam! Şirinsin! Hüseyin! Hüseyin ne yapıyorsun? Aynen! Böylesi çok daha iyi. Sabah çıkarttıkları patırtı yetmiyormuş gibi bir de ateş ettiler. Yazıklar olsun. Gözlerim kör olsaydı da görmeseydim. Artık eskiden nasıl yaşıyorduysak yine öyle yaşayacağız. Eskiye dönüş. İşe koyalım manyayı. Hemen. Ben de iyiyim artık. Vakit geldi. Muhtemelen yazdan önce değil. Hem kışın gelmende zor olur. Ama çağırırsanız emir telakkidir, teşrif ederiz. Konukseverliğiniz için. Her şey için çok teşekkür ederim. Çay içmeden gidiyorsun öyle mi? Nedense canım istemiyordu. Belki bir kadeh vodka içerdin. Yok. Hava da sıkıntılı zaten. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Dadıcım, rica ederim. Lütfen. Yorma kendini, geçinme beni. Sen yerine geçiyorsun. Hepinize mutluluklar dilerim. Görüşmek üzere. Güle güle. Çok yorgunum. Ne yapalım? Yaşamak gerek. Yaşayacağız zaten. Çok uzun günler, çok boğucu geceler yaşayacağız. Alın yazımızın karşımıza çıkardığı bütün sınavlara da
başkaları için durup dinlenmeden çalışıp gideceğiz. Ecel saati gelip çatınca da uysalca öleceğiz. Ve orada mezarın ötesinde çok acı çektik. Çok gözyaşı döktük. Çok acı şeyler yaşadık diyeceğiz. Ve Tanrı arayacak bizi. Ve biz seninle canındayacak. Daha güzel, daha mutlu, daha sevgili bir hayata kavuşacağız. İnanıyorum. İnanıyorum ya. Yürekten, tutkuyla inanıyorum. Dinleneceğiz. Melekleri dinleyeceğiz. Elmaslar gibi yıldızlarla kaplı göklere bakacağız. Dünyadaki bütün acının, yaşadığımız bütün mutsuzluğun, dünyayı baştan başa saran merhametin önünde silip yüklüğünü göreceğiz. Ve hayatımız bir okşayış gibi yumuşak ve dingin olacak. İnanıyorum. İnanıyorum. Thank you.
Güzeldi ya. Selam.